de neden cevap vermediğinizi anlayamadım. Sizi çok özledim. Hadi sallanmayın, sallanmayın! Öğle paydosuna kadar harç yukarıya taşınsın. Hoş geldiniz Emre Hanım. Hoş bulduk. Geldiğinize çok sevindim. Teşekkür buyurun. Ederim. Şöyle geçiyordum da şöyle bir uğrayayım dedim. İnşaatımız epey ilerledi efendim. Öğleden sonra dördüncü kat betonunu atacağız. Buyurun. Sizce inşaatın tesliminde bir gecikme olabilir mi? Hayır Semra Hanım, tahminlerime göre belki de bir hafta önceden teslim etmiş oluruz. Ah, çok güzel. Kim bu? Anlamadım. Kim bu dedim, çok güzel bir ses. Ha, o mu? İnşaatta çalışan reçmenlerden biri. Anadolu'dan gelmiş bir yiğit. Tanımak isterdim kendisini. Ha, buyurun tanıştırayım. Bravo, çok güzel bir sesiniz var. Evet, gerçekten öyle. Böylesine güzel bir sesin sahibinin bu gibi işlerde harcanması doğrusu yazık. Sizi çok ünlü bir hocayla tanıştırmak istiyorum. Buyurun kartımı. Semra Hanım ünlü bir şarkıcıdır. Öyle mi? Memnun oldum. Yarın 2'de bekliyorum. Peki. Hadi bakalım, sana gün doğdu. Şansını iyi kullan, 2'de gitmeyi unutma. Aha. Gerçekten güzel söylüyor değil mi? Evet. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Güle güle. Nasıl, beğendiniz mi hocam? Harika! Üstelik çok güzel söylediniz Semra Hanım. Sayenizde hocam. Rica ederim. Buyurun. Semra Alper hanımefendinin evi burası mıydı? Evet. Kendileri beni çağırmıştı. Ha evet, buyurun. Sağ olun. Ben şimdi haber veririm. Hanımefendi, elinde sazınla bir bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ah evet, buyursunlar. Emredersiniz. Size bahsetmiş olduğum genç gelmiş olacak. Buyur. Buyur canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Gel gel, çekinme. İşte hocam, size bahsetmiş olduğum büyük kabiliyet. Hoş geldin delikanlı. Estağfurullah. Bestekar Avni. Memnun oldum efendim. Semra Hanım sizden çok ümitli bir şekilde bahsettiler. Eh, sağ olsunlar. Bu güzel sesi hemen dinlemek isterim. Hadi sıkılma, hadi. Oh, yeah.
Bana Kadir Ağa derler. Ağa olmak kolay değil. Ben yardım etmesini severim. Bak, Süleyman'a gene yardım ettim. 25.000 liracı bir kalemde veriverdim. Bekle, bekle. Sağ ol ağam. Biz de sağ olun. Bu da darda kalmış, buna da verelim mi para? Tabii vereceğim. Gel hele, gel, gel. Ne kadar istiyorsun sen? 10.000 yeter ağam. Ana, 10.000 lira olur mu? Neye yeter bu zamanda? Hah, al sana 20.000 lira. Sağ ol. Yaz ona 50.000 liralık bir borç senedi olsun misin? Aman ağam! Kes konuşma! İt soyu! Yardım ediyorum diye zavallıların ciğerini söküyor. 20.000 liraya karşılık 50.000 lira alıyor. Doğru söylüyorsun ağam! Doğru söylüyorsun ya! İstemem, istemem! 20.000 liraya 50.000 lira çok oldu! Hem ben imza etmesini bilmem ki! Ne çıkar bilme! Parmak basmasını da bilmez dersin ya, bastır parmağını şunun! Getir! Efendim, görüşmenizi imkansız şu anda. Kendileri yok, istirahat ediyorlar. Bir dakika, başka zaman, rica ederim. Rica ederim, güle güle, güle güle, başka zaman. İbrahim Bey'le görüşmek istiyorum. Onlar kimle görüşmek istiyordu? Maalesef görüşemezsiniz hanımefendi. Kendileri şu anda yorgun, istirahat ediyorlar. Ama ne olur anlayış gösterin biraz. Kusura bakmayın hanımefendi, görüşemezsiniz dedim. Hadi güle güle, güle güle. Olmazsa şu çiçekleri verin. Tabii veririm. Ona köylün geldi dersiniz. Olur. Köylüsüymüş. Öf! Şöhret sahibi olmak da kolay değil be. Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Kısa zamanda büyük bir şöhret oldun. Buyur, bu çiçekleri de bir kız hayranın verdi. Karta ne yazmış? Kart yok ki. Ha, yanılmıyorsam köylüsüyüm dedi. Köylüsü mü? Peki nerede o? Şey, kim? Kim olacak? Bu çiçekleri veren? Bilmiyorum, biraz önce gitti. Gitti mi? Sabuha! Sabuha!
Ne aptal adamsın sen! O benim her şeyimdi, anlıyor musun? Çocukluk aşkımdı! Özür dilerim, nereden bilebilirim? Sabuhan!